Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber zeka testi yapacağız. Yanımda misafir çocuğu var. Abi bir kere ben oynayabilir miyim abi? Sana GTA şifresi yazacağım. Sana GTA şifresi alacağım. Ne yazacağım abi? Nalakkey. Oğlum tam GTA şifresi gibi lan. Aynı harbi neyse. Neyse arkadaşlar. Bugün zeka testi yapacağız. Hatta videoyu şu anda bitirebiliriz. Sonuçta yapmaya bir gerek bile yok yani. Zekamıza da. Zekamı yani sonuçta seninkiyle karıştıracağımıza göre üst düzey bir şey çıkacağına göre video çekmeye ne gerek var olduğuna göre videoyu kapatabiliriz ona göre. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Çok zeka böyle, testini. Aynen. Ona göre çok çok değişik böyle testler bulduk 3-4 tane. Onları aynen zeka testi bakalım. Yapacağız. Yani saçma testlere benziyor ama aptal mıyız değil miyiz onu anlamaya çalışacağız. Bakalım. Hadi bakalım. Şimdi o zaman videoya geçelim. Baştan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kardeş diyor ki aşağıdaki harflerden 8 harfli anlamına bir kelime oluşturduğunda bu kelime aslında ne olmuş olur? 8 harfli anlamına bir kelime oluşturduğunda. Ha, nalak kek. Şehir, sebze, kuş, meyve. Ne alakalı? Sebze değil. Kanka durdur bekle. Şehir değil. Hiç işi içinde olan hiçbiri yok. Hiçbiri değil yalnız. Kanka bence meyve. Ne alakalı oğlum meyve? Bence meyve. Bilmiyorum vallahi bile şu an attım. Yani şu bir dakika an kelime oluşturduğunda bu kelime aslında ne olmuş olur? Oğlum kelimeleri yan yana getirerek değil değil mi şey? Harfleri yan yana getirerek. Aynen. Bilmiyorum çok saçma şu an. Oğlum K hiçbirinde yok bir kere lan. Kuş da var bir tek. İki tane K var. Nalan K. Yekalan. Yekalan. Oğlum ne lan acaba? K. Kala. Bir şey diyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Yok. Oğlum hangisi lan? Tabi bence meyve. Ben meyve diyorum bence. Bak en sebze, çok en çok iki kelime oluşan M, E var, Y var. En çok iki. Bence sebze. Ben meyve diyorum. Tamam sen sebzeye bas ben de meyve diyorum. Sen niye göre meyve diyorsun? Ben niye göre sebze ben diyorum? Ben E, Y olduğu için iki tane kelimeden tuttu, harf tuttuğu için ben E, Y'den meyve diyorum. Gerçi sebzeden hiçbir şey tutmuyor lan. Bir tek E tutuyor. Kuş. U, Ş. O da yok. Sen hiç harf de bilmiyorsun. Çok salak. Hadi meyve olsun. Kuş mu? He oğlum. Çelaynak. Lan o yüzden onu soruyor. Aynen. Yani kuş türüymüş de meyve türüymüş de. Tamam ilk sorudan bir soruyu bir anladık. Gerizekalı olduğumuz aynen birazcık ortaya çıktı. 15'ten sonra hangi sayı gelmelidir? 1 eksilmiş, 2 eksilmiş, 3 eksilmiş, 4 eksilmiş, 5 eksilmiş, 10. Yok oradan o 2'den sonra 4 eksilmiş, 5 eksilecek. 10. Kanka, 4 eksilmiş, 5 eksilecek. Aynen öyle. Çok basit. Aptal değil zaten. Tahminen şurada 4 kenarlı bir tane. Kaç tane şekil var? 4 abi, kenarlı. Çok ya. Bence var ya tahmini direkt hiç saymadan söyleyeceğim. 21-25 diyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kanka çok. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 16-20 diyorum. Sen kaç dedin? Ben 21-25 dedim. İkimiz de gerizekalıyız. Oğlum oha lan. Bir toplantı. Bir toplantı sonunda 10 tane insan birbirleriyle el sıkışmışlar. Toplamda kaç kez el sıkış... Ay sesime ne oldu lan? 10 tane insan birbirleriyle el sıkışmışlar. 10 tane insan birbirleriyle el sıkışmışlar. Toplamda kaç kez el... 100. Yani. Ne alaka ya? Kanka kombinasyon ya. 10 tane insan. Evet, 10 ben tane... Bir, merhaba. 2, 3, 4, 5, 6... 42, 43, 44, kanka her 45. Insan, her insan... Aa 45 lan. Aynen. Ne oğlum ya. 45 tamam. Lan yürü git yani anlamadım. Kütüphaneden kitaplardan, kitaplar ise kütüphaneden oluşmuştur. Sayfalardan. Aynen çok. Nasılım? Efsane. Yani çok iyi değil miydim? Bu üç kelimenin ortak noktası ve sonucu çıkarımı yani analojisi nedir? Soyluk, iktidar, imtiyaz. Kanka şey bu. Bence oligarşi. Oligarşi. Şu an hiç bilgim yok bana. Şey. Oligarşi diyesin geldi. Demokrasi. Ay olabilir ama ben oligarşi oldum. Oğlum ikimiz de gerizekalıyız ya. Kanka bu zeka testi değil ki bu. Zeka testi değil ki bu. Zeka testi bu. Seride sıradaki sayı nedir? Nedir? 3, 2 artmış, 3 artmış, 4 artmış. 4 artmamış lan. 5 artmış. 5 artmış. Kanka buldum. 2 artmış, 3 artmış. 34. Bir şey diyeceğim ama bak. 2 artmış. Her sayı yanındakinin toplanarak ekleniyor. Öyle mi olmuş? Aynen. 3 tane. Aa evet lan. Çok güzel değil mi? Fenasın ağzı. Güzel bulmuşsun. Tamam. Aşağıya giden hangisi diğerlerinden farklıdır? Kardeşim bak. Bununla bu. İçin. Bununla bu. Bununla bu. Kanka. Şununla bu. Bu. Aynen. Bu mal. Yuvarlak gözle görmüyor musun? Oğlum yuvarlak duruyor lan. Allah Allah. Aşağıdakilerin hangisi diğerlerinden farklıdır? 3 tane, 3 tane, 3 tane, 3 tane. Bak.
Kanka bu ortada, bu da ortada, bu da ortada, aynen. Bu da ortada. Hayır kanka. Bir şey söyleyeyim mi? Söyleme. Tamam. Hangisi farklı oğlum? Ben buldum. Ben bulamadım. Ben buldum. Ben bulamadım. Kanka bak hepsinin örüntünün sağında bu, burası denk geliyor. Bak bunu düz koy, sağına denk geliyor. Bunu sağına denk geliyor. Bu da sağına geliyor. Bu sonuna denk geliyor. Bu sola denk geliyor. Aynen. Koçum çak. Aşağıdaki şekil katlandığında hangi küp ortaya çıkar? Bu çıkmaz bir kere. Çıkabilir lan, yaşamaz. Bir dakika ama. Nereye doğru katlanacak ki oğlum ya? Kanka bu küpler şöyle katlanıyor. Bak şurası katlanıyor. Böyle katlanıp yan tarafta kapaklar kapanıyor. Anladın değil mi? Anladım. Öyle yaptığın zaman... Dur, o zaman üst tarafa şu gelecek. Bu. Hangisi olmaz diyordu ama. Hangisi olmaz mı diyordu? Aynen galiba. Ortaya çıkar tamam. Diyor oğlum. Tamam. Oğlum bu niye çıkıyor ya? En üstte bu nasıl geliyor oğlum? Kanka bu kapandığında küpün otel mi şey? Şimdi. Anladın sen. Gerizekim. Aşağıdakilerden bir arkadaşlar saçım buradan mahvolmuş durumda. Öyle fen çekemedim. Ben de otoyakaya yapmıştım. Neyse. Neyse. Aşağıdakilerden bir grup oluşturuyoruz. Hangisi şuradaki olur? Bu tabii ki de bizim. Kanka niye dedin şartı? Kanka rengi farklı geldi işareti. Oğlum reçel tabii. Hepsi meymiş şu reçel. Ben niye bir şey yaptım? Aslında biliyorum da arkadaşlar. İşte... Arkadaşlar biz sessiz deniyoruz. Hangi sayı buraya ait değildir? Bir tek 4 tek basamaklı ama 4 yok şıklarla. Yazık. Buldum. 64, 12, 322. Buldum kanka. 17. Bana da 17 geldi. Çünkü hepsi 4'ün katı, yok değil. Ama 17. 17 oğlum. İkimize bildik lan. Fenayız ha. Ayşe'deki Rubik küplerden hangisi 4. sıraya ulaşabilir? Size. Bak. Kanka her seferinde mavi dönüyor gibi. Mavi ne azalıyor. Işte mavi dörtlük alacak bence yine. Mavi azalmıyor oğlum, mavi aynı duruyor. Her seferinde azalıyor. Ha bir şey diyeceğim lan. Dur. Bozuyor mu acaba, ne yapıyor? Bozuyor. Bir şey diyeceğim bak, şunu çevirmiş olabilir. Onu çevirdiyse ama 3 tane kırmızı olur. O zaman o değil. Ne diyorum lan ben? Şu harbi tam zeka şeyde. Bir şey diyeyim mi? Ali şu. Anırsın biz atayım belki havalı olur diye düşündüm. Tutturamadım lan. Ortadakini yapacaktım, vazgeçmiştim. Serinin devamındaki sayı. Serinin devamındaki sayı nedir? Kanka ooo. Tabii ki de 3002. Atma. Ya. Mal 2123. Senin nasıl nedir ona? Oğlum nasıl atma ya? Biz bunu hesaplayacağız. Kanka ben hesapladım onu. 2023'tü. Lan doğru. Katlandığı zaman hangi şekil oluşturur? Bunu. Ben evet tabii bari. Doğru lan. Allah çarpsın doğru ha. Burası upuzun oğlum. Dikkat lazım ya. Tırnaklı alanın yerine gelmesi gereken şekil hangisidir be? Hangisidir Ali? Hadi bil bakalım hangisidir. Kanka bence orta. Ben buldum. Ben dur odak. Ben eminim hangisi olduğuna. I can't focus. Ben birinci. Eminim yani. Birinci veya en sağdaki ya. En sağdaki koçum. Oha tuttum. Ortalama 85 cüzdanıdır. Siz ortalama bir zekaya sahipsiniz. Ortalama. Geri zekalı değiliz lan. Valla. Geri zekalı malın önde gideni değiliz en azından. Aynen. Hadi bakalım. Diğeri. Aynen. Diğer testi geçiyoruz. Bu sıra dışı zeka testiyle zihniniz derinliklerine geçiyoruz. Direkt geçelim. Kolay bir soruyla başlayalım. Hangi harf diğerlerinden farklı bir yapıya sahip? Tasarım. Ne? Tasarım ama abi. Tamam yapı yani. Kanka bence... Z de olabilir, A da olabilir lan. Hayır ben biliyorum. Bir şey diyeceğim A. F. Niye? Kanka diğerlerin hepsi simetrik. Mesela böyle kessen olur, simetrik olur. Bu da kessen simetrik olur, böyle simetrik olur ama F... A. Ben F olduğunu düşünüyorum. Dene, A de. A yap. Bir şey diyeceğim, bilmiyorum. F de olabilir. A yap. A yap. Aaaa! Yeah! Ah yes! Dedim ama değil mi? A'cı. Gerizekalı Ali, ben akıllı. Bu harf 10 harften anlam... Ne? Bu 10 harf... Bu harf bu 10... Ne diyorsun lan? Bu 10 harften anlamlı bir kelime oluştuğumuzda bu kelime aslında ne olmuş olur? Kransitir var. Bir şey diyeceğim. Bitki. Bitki lan. Aynen kanka öyle bir bitki. Oğlum çok fenayım ya. Var fenasın. Doktorunuz size kullanmadığı için 3 hap veriyor. Bunları yarımşar saat arayla almanızı tavsiye ediyor. İlaçların hangisini almanız ne kadar sürer? Ne? Hepsini almak mı? Yarım saatten... 1,5 saat. 1 saat kanka. Sen nasıl bir malsın oğlum ya? Bir dakika yapıyorsun değil mi?
Oğlum bu kadar gerizekalı olamazsın ya. Oğlum ben bu kadar gerizekalı bir kişiyle arkadaşlık ediyor olamam. Hadi. Şu ve şu. Okumuyorum ya. Oğlum çok akıllıyız lan öyle. Kanka açarız ekiz. Full ya şu anda. Süre mi aranız? 10 saniye. Lan! Lan! 60! 60! Ya! Oğlum nasıl yaptın? Yapmış yani süre. Tekrar sayı. Ha. Oğlum korktum. Oğlum fenayım lan. Oğlum nasıl yaptın abi? Bilmiyorum da çok iyiyiz ha. Ahmet Aynan'ın karşısına geçip sol kulağını... Bir dakika. Ahmet Aynan'ın karşısına geçip sol kulağını sağ eliyle tutarsa sol kendini kulağını. Aynada sol kullandığı sol eliyle tutuyormuş gibi görün. Ne diyor lan? Sol kulağını kendini sağ... aynada yanlış. Sol kulağını... Yanlış bence. Yani sağ kulağını sol eliyle tutuyormuş gibi gözükür. Sol kulağını sağ eliyle tuttuğu zaman sol kulağını sağ elinden tuttuğu gibi sol kulağını... Sağ eliyle sol kolunu tutmuş gibi gözükür. Bence bilmiyorum ya. Bence yanlış. Bak. Ne olur biliyor musun aynada? Tutarsa kendini aynada sol kulağını sol eliyle tutuyormuş sol gibi gözükür. Sağ yanlış. Yanlış bence. Sağ eliyle tutuyormuş gibi gözükür oğlum. Aşağıdaki soru bakalım şimdi. Beyaz adında bir heykeltıraş, siyah adında bir müzisyen ve kırmızı adında bir ressam kahvede oluştular. Niye böyle isimleri var bunların lan? İşlerinden birisi benim saçım siyah, birininki ne? Birininki kırmızı, diğerininki de beyaz ama hiçbirimizin adıyla saç rengi tutmuyor der. Beyaz çok haklısın diye yanıtlar. Ressamın saç rengi nedir? Mor. Anlasana sanayım. Bu ne oğlum? Bir dakika. Siyah. Beyaz adında bir heykeltıraş, siyah adında bir müzisyen ve kırmızı adında bir ressam benim kahvede saçım oluştular. Siyah. Benim adım, benim saçım siyah işte salak. Mal. Oğlum hiç üşenmedim lan onu yapmaya. Düşen ağla çekiyor. 15'ten sonra hangi sayı gelmelidir kardeşim benim canım? Biz bunu çözdük lan az önce. 4, 1 eksilmiş, 2 eksilmiş, 3 eksilmiş, 4 eksilmiş. 10 işte az önce çözdük. Oğlum fena izler. Fena izler direkt ama. Soru işareti olan kesim erişliklerin hangisi game mıdır? Oğlum beynim bir şey minciklaştı. Bu. Anladım. Oğlum attın tutuyor. Oğlum vallahi o yok oğlum. Son soru. Bir şey diyeceğim fulluyoruz. Son soru. İlk sorunun şıklarından, kutuşlarından ne renkti? Aha. Kanka çıkma ya. Hani ama bu bekle bu dikkat. Bakak oğlum ya. Kanka bakmıyorum dur. Ben tahmin ediyorum bence turuncuydu. Bir şey diyeceğim kırmızıydı. Kırmızı mıydı? Bence turuncuydu ya. Yani. Kırmızıydı. Bir bakalım. Yo. Zeka full. Yo. Come on. Çak. Sen her zaman her yerde ihtiyaç duyulan birisin. Sahip olduğun üstün zekanla bir şey diyeceğim senin daim ben sen birkaç tane bilemedin ben hepsini bildim. Fenayım lan var ya. Bir şey diyeceğim kırmızı mıydı lan? He? Mavi oğlum. Kanka bence her attığın doğru mu çıkıyor acaba? Mavi işaretle bakayım bir. Kanka mavi işaretle bir. Kanka hepsi doğru çıkıyor. Kanka diğer yukarıdakilerin de işaretle bir. Kanka bir şey diyeceğim dur lan. Oğlum hepsine doğru diyor bu. Ya gidiyorum ben ya. Ama sensiz olmaz oğlum. Bensiz olmaz. Yani. Çok ko... Ay. Ben dedim az önce. Neyse arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir video. Yani zeka testimi çözdük. Arkadaşlar sağlam kadar, çıktık birazcık. Biraz gerizekalı olabiliriz. Biraz yani yalnız bir dakika. İyiyiz bir şey, ya iyiyiz. Fena şey, değiliz. Bir çok... şey kanıtlayacağım. Burada her işaretlerin sonunda doğru çıkıyordu. Yani o yüzden... sen benden daha üstünsün diye bir şey yok yani bence. Yo, benim, bak bazı yerlerde benim dediklerimle doğru çıkmış olabilir. Olabilir aynen olabilir. O yüzden ben daha zekiyim arkadaşlar. Mesela şu 60 olmayabilir yani. Neyse yine de ama iyi çıktık sonuçlar toplam sonuca göre. Maşallah zeka küpü. Benimki her yerde olan bir insan tamam mı? Her yerde olması gereken bir insan. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay. Montaj!